Çok güzel bir popcorn almak için arkadaşlar sponsorumuz mmovip.com'dan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken küçük harflerle OG-indirim kodunu kullanarak %6 indirim almak olacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana yazın. Videomuzda size iyi seyirler diliyorum. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle yepyeni daha bekleyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere oyundaki bütün penaltılarını nasıl kurtarabilirsiniz? Bunu anlatacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bu çok isteniliyordu ve ben de bunun sonunda sizlere getiriyorum arkadaşlar. Oyundaki neredeyse bütün penaltıları kurtarabilirsiniz. Yani hani %'ye vurduğun zaman %80'ini falan kurtarabilirsiniz arkadaşlar. Ama tabii videonun başlığını %80 yazmak biraz saçma olurdu. Çünkü bu taktik gerçekten arkadaşlar bu oyunda çok kullanılabilir ve çoğu kişinin fark etmediği bir taktik arkadaşlar. Bu akşam Alexander videosu geliyor. Çok özel bir video geliyor bu akşam Alexander için. Saat 20.00'da Alexander videosu kanalda olacak arkadaşlar. Onu kaçırmayı unutmayın. Kaçırmayın. Ve arkadaşlar bu videomuzu da beğenerek yeniseniz abone olarak bana en büyük desteği verirsiniz. Ve Alexander akşam sonunda geliyor arkadaşlar. Evet, şimdi hemen dilerseniz taktiğimize geçelim. Öncelikle arkadaşlar taktiğimizde şu çok önemli. Dikkat çok önemli ve bu videoda size anlatacağım taktikler çok önemli. Mesela şu anda Agüero'ya ben penaltı vuracağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi topun başındayım. Ben arkadaşlar bu topu sola doğru vururken sol analoğumu maalesef başta hepimiz sola doğru götürüyoruz. Çünkü az önce size slow motion'da görmüş olduğunuz gibi oyuncu sola doğru kayıyor arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki bu futbolcu bu topu sola doğru vuracak. Aynı şeyi tıpkı az önceki gibi sağ taraf için deneyeceğiz arkadaşlar. Aynı şeyi sağ taraf için denediğiniz zaman da futbolcu birden sağ tarafa doğru aksine yani topun paraleline doğru da koşmaya başlıyor. Ama daha sonra oyunun animasyon şekli düzeliyor. Arkadaşlar bu şöyle bir şey. Mesela siz gidiyorsunuz ve sola vuracaksınız ve hala bu taktikten haberiniz yok ki çoğunuzun da arkadaşlar daha yok bu taktik. Haberi. Mesela bunu gidiyor adam sağa doğru gidiyor. Hiçbir şeyin farkında değil ve karşıdaki adam eğer şu anda siz bu videoyu izliyorsanız bu taktiği biliyorsanız siz bu adamı nereye vuracağını anlıyorsunuz. Ama burada da şöyle bir şey var arkadaşlar. Sakın ama sakın kaleciyi başta hareket yapıp sağa sola oynatmayın. Neden oynatmayın diyorum? Çünkü biliyorsunuz ki penaltıları sola doğru giderken adam birden sağa da yapabilirsin hareketinize göre. O yüzden penaltı atışlarını hep ortada durun ve size vermiş olduğum şu anki taktiği kullanarak arkadaşlar penaltıları kurtarmaya çalışın. Bana diyeceksiniz ki abi bu sol ayakla sağ ayakla değişiyor mu? Hayır, hiçbir şekilde sol ayakla veya sağ ayakla değişmiyor. Şimdi zaten size örneklerde görüyorsunuz arkadaşlar. Oyuncu nereye vuracaksa, eğer oyuncu bu penaltıları tam kavrayamadıysa arkadaşlar maalesef bu hataya düşüyor ve bu hataları düşen umarım yani tabii ki sizler de bu hataya düşüyorsunuzdur. Çünkü dediğim gibi çok bilinen bir şey değil arkadaşlar. Ben de bunu bugün sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Şimdi bunu nasıl en rahat bir şekilde uygulayabilirsiniz? Size bunu söylemek istiyorum. Eğer kaleciyseniz kaleciyle kesinlikle hareket etmeyin arkadaşlar. Kesinlikle herhangi X'e falan basıp böyle tuhaf tuhaf hareketler de yapmayın. Tamamen ortada durun. Çünkü şu anda oyunun %70-%80'lik bir oyuncu kitlesinin hala bundan haberi yok arkadaşlar. Ben bu şekilde 9-10 penaltıları üst üste kurtarıyorum. Foot Champions'e de bu hafta sonu katacağım. Turnuvada da bayağı kurtardım arkadaşlar. O yüzden bu taktik kullanın. Bunu vuran için ne demeyle? Vuran için şunu diyorum arkadaşlar. Şimdi siz bu taktiği izledikten sonra tabi bu video büyük ihtimal 3000-4000 izlenir. Ya bu video 4000 izlense bunu demek ki 4000 kişi bunu bilecek olacak. Dolayısıyla Türklere karşı gelirseniz yapamayabilirsiniz. Bütün Türkler beni izlemiyor ama elbet izleyenler de vardır. Ama mesela yabancıya falan denk gelirseniz arkadaşlar bunu çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Çünkü YouTube'da yayılmaya başladıkça bu taktikte arkadaşlar yani kullanabilirliğini yitiriyor maalesef. Ama dediğim gibi çok kolay bir taktik. Siz anladınız. Eğer arkadaşlar hani oyuncu gerçekten çok iyiyse ve bu taktikten haberi varsa mesela sağa doğru koşuyor gibi yapıp sonradan sola çevirebilir. Veya sola doğru koşuyormuş gibi sonradan sağa çevirebilir. Ama dediğim gibi şu anlık yani bu videoyu şu an izleyen arkadaşlar %70-%80'in şu anda bundan haberi yok arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde birçok penaltıyı kurtarabilirsiniz. Adam çok profesyonel, adam bu işin çakalı veya adam bu videoyu izlemediği sürece inanın ki bana buna çok dikkat etmeyecektir arkadaşlar. Sağ ayak ve sol ayaklı futbolcularda da bunun değişmediğini zaten severmiş olduğum örneklerde gördünüz arkadaşlar. Bu taktikleri uygulayarak gollerinizi atabilirsiniz. Bu tarz rehber videolarının devamı gelecek arkadaşlar. Akşamki Alexander videosu çok emek var. Akşamki Alexander videosunu hepinizi bekliyorum. Bu videoda arkadaşlar gerçekten kullanılabilir. Ama dediğim gibi bu tür videolarda bunu ne zaman izlediğiniz çok önemli. Eğer şu sıralarda izliyorsanız bunu kesinlikle yararlanıp kullanabilirsiniz. Ama bu videoyu 2-3 ay sonra izliyorsanız belki bu patchlenmiş olabilir veya artık oyuncular bu olayı öğrenip ona göre insanları yanıltıyor da olabilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi şu anda %70-%80 ihtimalle bu penaltıyı kurtarabilirsiniz. Nasıl penaltı kurtaracağım derseniz de mesela sağa doğru atacaksa arkadaşlar sizin üstte, ortaya veya aşağı atacağını tahmin edemeyeceğinize göre siz sadece analoğu sağ tarafa doğru yatırın. Artık şansınıza ne gelirse ama dediğim gibi genelde kurtarıyorsunuz arkadaşlar. Bu taktik kullanmayı unutmayın. Akşam saat 20.00'da da Alexander videomuzu kaçırmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.